mektubu kime yazıyorsun anne? Bir ahbabıma. Bir haftadan fazla kalmazsın, değil mi? Hayır. Çok özleyeceğim seni. Ben de. Anne! Ne var? Orhan Bey'le evlenmeyi düşünmüyorsun, değil mi? Evlenmeyeceksin, değil mi anne? Bilmiyorum. Kararsızım. Evlenirsen üzülür müsün? Evet. Hoşlanmadın mı ondan? Mesele Orhan Bey veya bir başkası değil. Senin evlenmen. Hislerimi nasıl anlatacağım bilmiyorum. Her kadının hayatında bir erkek olmalı bence. Ölse bile sadece o erkeğe bağlı kalmalı kadın. Baban öleli çok oldu Ayşe. Bunca yıl ona bağlı kaldım. Bundan sonra da kalabilirsin. Kalmak isterdim. Ama izah edemeyeceğim birçok sebep var evlenmem için. Yalnız şunu iyi bil, günün birinde evlenirsem asla bir aşk izdivacı olmayacak bu. Ben hayatta yalnız babanı sevdim. Ve ölünceye kadar da yalnız onu seveceğim. Bu kadar sevdiğine göre demek mükemmel bir insandı. Evet, eşsizdi. Sevdikleri uğruna her şeyi feda edebilecek kadar mükemmel bir insandı. Peki ama neden o eski piyanodan başka babama ait hiçbir şey yok evimizde? Bir resmi bile yok, neden? Ölümü bana çok acı verdi. Hepsini yok ettim. Yaşadığı, gezdiği yerlerde olmak bile acıydı. Onun için beraber olduğumuz yerlerden kaçtım. Buraya gelip yerleştim. Affedersin anne, üzdüm seni. Yo, bir bakıma iyi oldu. Belki bundan sonra daha iyi anlarsın beni. Şimdi bir isteğim var senden. Eğer beni seviyorsan, bırak istikbal hakkındaki kararları kendin vereyim. Bana tesir etmeye çalışma yavrum. Ve bana inan. Peki anne. Gelirken ne getireyim sana? Ne istersin? Sen ne istersen onu getir. Sürpriz olsun. Olur yavrum. Sedat.
Nevin! Hoş geldin. Seni gördüğüme çok sevindim. Çok güzelsin. Sen de hala eskisi kadar yakışıklısın. Yaşlandım. Hayır. Çocuklar nasıl? Çok iyiler. Son çekilen resimlerini getirdim sana. Bak, adam akıllı büyüdüler artık. Benim yavrularım. Tam bir erkek olmuş Murat. Çok yakışıklı. Evet. Kızım tıpkı sana benziyor. Senin kadar güzel. Müziğe çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu sene konservatuvara yollamak istiyorum onu. Murat'ın da fakülteye devam etmesi lazım. Büyüdükçe ihtiyaçları, dertleri çoğalıyor. Çok yoruldun değil mi? Yıllardır tek başına mücadele ediyorsun. Yorulmadım diyemem. Ama zevk duydum bu yorgunluktan. Sedat! Bugün buraya seninle önemli bir meseleyi konuşmak için geldim. Mektup yazmak daha kolay olacaktı benim için. Fakat ne demek istediğimi anlatamam veya yanlış anlarsın diye düşündüm. İzahı biraz güç. Ne olur... Sıkılmana lüzum yok, rahatça söyleyebilirsin. Biri benimle evlenmek istiyor Sedat. Ne olur beni yanlış anlama. Yemin ederim arada hissi bir durum yok. Sadece... Kim bu adam? Bir fabrikatör. Ne verebilecek size? Kültürlü ve iyi bir insan. Görünüşe göre çocukları çok seviyor. Hayatımıza bir yön verebilir. Çocukların tahsili... Seviyor musun onu? Kastettiğim manada hayır. İnan bana, daha çok çocuklar için istiyorum evlenmeyi. Küçükken bakmak, idare etmek kolaydı. Büyüdükçe zorlaşıyor her şey, söz geçirmek bile. Çok yalnızım. İstikballerinden emin olmak istiyorum. Ama bir gün affedilmen ümidi varsa beklerim. Seve seve beklerim seni Seda. Ufacık bir ümit bile olsa. Hayır, hiçbir ümit yok. Olsa bile bir mahkum ne kazandırabilir size, ne verebilir? Cemiyetin nazarında bir suçlu, bir katilim ben, lekeli bir adamım. Çocuklarımın tertemiz dünyalarını karartmaya hakkım yok. Nasıl olsa onların nazarında bir ölüyüm ben. Öldüm. Böyle kalsın daha iyi. Suçlu, lekeli bir adam olarak karşılarına çıkmaktansa dürüst bir baba olarak hayallerinde yaşamayı tercih ederim. İçimde bir yara gibi sızlayan bu hasret, bu acı beni öldürse bile böylesini tercih ederim. Hiç düşünme, evlen ve bir daha da buraya gelme. Sedat! Bak, dinle beni! Hayır! Daha fazla izah etmene lüzum yok. Maksadını anladım. Haklısın. Böylesi çocuklar için daha hayırlı olacak. Sana kırılmadım Nevin. Yolun açık olsun. Mesut ol. Çünkü bu senin hakkın. Nasıl? Çok sevindin mi habere? Söylemedim. Söylemedin mi? Neden? Evleniyor. Onlara huzur ve saadet verebilecek biriyle evleniyor. Ne diyorsun? Böylesi daha iyi. Müsaadenizle. Sedat, evlenmeye karar verdiğinizi söyledi. Evet. Halbuki birkaç dakika evvel sadakatinizden bahsetmiştim ona. Haklısınız. Hala sadığım ona. Hala seviyorum. Evlenmemin sebebi çok başka.
Maalesef size anlatamam bunları. Sadece bu evliliğin bir heves olmadığına inanmanızı isterim. Anlıyorum. Bu çalınan müzik nedir? Kocanızın son bestesi. Adı Aşkların En Güzeli. Daha benden ayrılmadan başka sevgili buldun. Saadet hiç belli olmaz. Sevgilim mesut olsun. Güzel bir günde çıkıyorsun. İnşallah sana ait her şeyin sonu da bugün kadar güzel olur. İnşallah. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Yolculuk ne tarafa? Bilmiyorum, kararsızım. Tabii en iyisi mümkün olduğu kadar uzaklara gitmek. Çok uzaklara. İstanbul'da kalırsam dayanamam, görmek isterim onları diye korkuyorum. Haklısın. Allah'a ısmarladık. Bana karşı gösterdiğiniz insanlığı, dostluğu hiçbir zaman unutmayacağım. Sen hak ettin bu dostluğu Sedat. Dürüstlüğünle, efendiliğinle sen yarattın bu arkadaşlığı. Sağ olun müdür bey. Eline sağlık. Merak etme, eskisinden sağlam oldu. Belli, kızım bile bu sefer memnun. Sağ olsun, ama ona göre eski biraz. Sen de bir yenisini al da kurtul bundan. Şimdi çok güzel spor arabalar var. Yoo, kandırmayın babamı. Yenisini almak için daha çok zaman var, 3 sene sonra. Neden 3 sene sonra? 15 yaşında amcası. 3 sene sonra 18'ine basacak. Doğum günü hediyesi olarak bir Mercedes istiyor. Çocuklara ver. Sağ olun beyim. Güle güle. Güle güle. Bayılıyorum şu adama. Böylesine çoluğuna çocuğuna düşkün insan görmedim.